Burada metil sikloheksanın sandalye konformasyonuyla karşı karşıyayız. Birinci karbon burada. Burada bir metil grubu var ve birinci karbona göre yukarı aksiyel konumda. Bir tane de hidrojen var. Bunu diğer hidrojenlerden ayırabilmek için yeşille gösteriyorum. O da birinci karbona göre aşağı ekvatoryal konumda diyebiliriz. Bu sandalye konformasyonu başka bir sandalye konformasyonuyla dengede diğer konformasyona ulaşmak için tek yapmamız gereken halkaları çevirmek. Eğer bu karbonu biraz yukarı kaldırır, diğerini de aşağı doğru çekersem, biraz da döndürürsem, metil-siklohexanın diğer sandalye konformasyonuna ulaşabiliriz. İşte böyle. Birinci karbona baktığımız zaman artık farklı olduğunu görebiliriz. Birinci karbondaki metil grubu artık ekvatoryal konumda. Ekvatoryal olmasına rağmen, hala halkanın düzlemine göre yukarıda olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Hidrojen şu an aksiyel konumda. Hala aşağı doğru ama aksiyel konumda. Halka çevirmesi yaptığımız zaman işte olan şey bu. Biraz önce gördüğümüz video, metil sikloheksanın halka çevirmesine uğradığı zaman neler olduğuydu. Artık iki sandalye konformasyonunda çizme zamanı geldi. Öncelikle soldakinden başlayalım. Biraz aralıklı olarak çizilen iki paralel çizgiyle başlıyoruz. Aslında bunlar doğru parçası ama biz kolaylık olsun diye çizgi diyelim. İşte bu şekilde. Sonra buraya noktalı çizgi çekiyoruz. Üstteki çizginin tepe noktasına değecek şekilde olmalı. Bir diğer noktalı çizgi de aşağıdaki çizginin en alt noktasına değmeli. Sonra da üstteki noktalı çizgiden aşağı doğru bir çizgi çekelim sonra da aşağıdan yukarıya doğru. İşte böyle. İkisi birbirine paralel. Son olarak birbirine paralel olan iki çizgi daha çekelim. Böylece üç farklı çift paralel çizgi olsun. Birinci karbondan başlayalım. Yukarı aksiyel konumda bir bağ. İkinci karbonda ise aşağı aksiyel olacak. Üçüncü karbonda yukarı aksiyel. Dördüncü karbonsa aşağı aksiyel. Beşinci yukarı, Altıncı ise aşağı. Sonra da ekvatoryal olanları yerleştirelim. Birinci karbonda ekvatoryal konumdaki bağı aşağı doğru. Aşağı doğru çizelim. İkinci karbondaki bağı ekvatoryal yukarı, üçüncü de aşağı. Dördüncü de yukarı, beşinci de yine aşağı ve altıncı da yukarı konumda olacak. Bu sandalye konformasyonu diğeriyle dengede olmalı. Bunu göstermek için diğerini de yanına çizelim. Sonra geri dönüp farklı grupları buraya da yerleştiririz. İkinci konformasyon için de aynı yaklaşımı kullanacağız. Birbirinden biraz aralıklı olan iki paralel çizgiyle başlayalım. Sonra noktalı çizgilerimizi çizelim. Biri üst noktaya teğet, diğeri de en alt noktaya. Sonra diğer paralel çizgiler gelsin. Öncelikle buradaki, sonra da çizdiğimize paralel bir diğer çizgi. İşte bu şekilde. Sonra da bu noktaları birleştirelim. Bu şekilde. Bu çizgiler de birbirine paralel olmalı. Birinci karbon burada. Biraz önce yaptığımızın tam tersini yapacağız. Aşağı aksiyel konumdaki bir bağla başlayalım. Birinci karbonda aşağı aksiyel. İkinci karbonda ise yukarı aksiyel konum. Üçüncü de aşağı, dördüncü karbonda yukarı, beşinci karbonda tekrar aşağı aksiyel ve son olarak Altıncı karbonda yukarı aksiyel. Birinci karbona geri dönelim ve bu sefer ekvatoryal bağları inceleyelim. Aşağı aksiyel konumda başladığımıza göre yukarı ekvatoryal konumda bir bağla başlamamız gerekiyor. Demek ki burada yukarı ekvatoryal konumda bir bağ olmalı diyebiliriz. İkinci karbonda ise aşağı ekvatoryal olmalı. Üçüncü karbonda yukarı ekvatoryal. Dördüncü de aşağı. Beşinci de tekrar yukarı ekvatoryal ve son olarak 6. karbonda aşağı ekvatoryal bağ ihtiyacımız var. Artık grupları yerleştirebiliriz. İlk şemamıza geri dönelim. Buradaki birinci karbondu. Yukarı aksiyel konumda olan bir metil grubu var. O zaman buraya birinci karbona bir CH3 yerleştirebiliriz. Buradaki yeşil hidrojeni hatırladınız mı? Ekvatoryal konumda aşağı doğru bakıyordu. Evet, buradaki yeşil hidrojen. Daire içine alıp yeşille gösterelim ki diğerlerinden farklı olsun. Normalde diğer hidrojenleri de yerleştirebiliriz ama bu şekilde bıraksak da olur. Bütün bu bağları çizmek iyi bir egzersiz oldu diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? İsterseniz bütün hidrojenleri de yerleştirebiliriz. Ama asıl göstermek istediğim bu değil. Buradaki asıl amacımız halkanın çevrilmesini gösterebilmek. Birinci karbona bakalım. Halka çevirmesinden sonra bu karbon buradaki karbon oldu. Metil grubuna da dikkat edelim. Aslında şu an sadece videoda gördüklerimizi tekrar ediyoruz. Metil grup ilk başta yukarı aksiyel konumdaydı. Şu anda da hala yukarı doğru bakıyor ama bu sefer ekvatoryal konumda. Demek ki burada metil grubunu birinci karbonda ekvatoryal konuma yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, işte bu şekilde. Buradakinin birinci karbon olduğunu unutmayalım. Sonra hidrojene dönelim. Evet, şu yeşil olanı. Hala halkanın düzlemine göre aşağı doğru ama artık aksiyel konumda. Yani bu gördüğünüz hidrojen aslında yeşil olan. Hatta buradakini de yeşil yapalım. Şu anda da düzleme göre aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki halka çevirmesi için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aksiyel olan gruplar ekvatoryal, ekvatoryal olan gruplarsa aksiyel olacak. Değişen şey bu. Değişmeyen şey ise baktığımız yapının halka düzlemine göre aşağı ya da yukarı doğru olması. Bunun burada bir kez daha üstünü çizmek istiyorum. Metil grup yukarı doğru bakmalı. Burada yukarı aksiyel konumda. Burada da hala yukarı doğru ama bu sefer ekvatoryal. Aşağı doğru olan grup neydi? Hidrojendi, değil mi? Onu da burada gösterelim. Burada aşağı doğru ekvatoryal konumda bir hidrojen vardı. Burada da hala aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz ama bu sefer aksiyel konumda. Daha iyi anlayabilmek ve tabii daha hızlı olabilmek için biraz deneme yapmanız gerekiyor. Şimdi hangi konformasyonun daha kararlı olduğunu düşünelim. İki tane sandalye konformasyonu var bir tanesi diğerine göre daha kararlı olmalı. Ama hangisi? Buradaki resme geri dönelim. Metil grubunun diğer aksiyel hidrojenlerle olan etkileşimine bakalım. Bu hidrojeni ve bu hidrojeni düşünün. Metil grubu oldukça fazla yer kaplıyor değil mi? Ayrıca buradaki hidrojenlere çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Eğer biraz çevirirseniz metil grubunu aksiyel konuma koymanın ciddi bir sterik engel yarattığını fark edebilirsiniz. Şimdi bir de sağdaki konformasyona bakalım. Metil grup ekvatoryal konumda. Biraz daha dışarıda. Bu da hidrojenlerle pek etkileşmediğini gösteriyor. Aşağıdaki bu hidrojen diğer hidrojenlerle etkileşecek gibi. Ama metil grubunun yapacağı etkiyle bunu karşılaştıramayız bile. Demek ki büyük hacimli sübsituentlerin ekvatoryal konumda olması daha kararlı bir konformasyon elde etmemizi sağlıyor. Oda sıcaklığında dengede sağdaki konformasyonun sikloheksan konformasyonlarının %95'ini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Soldaki ise yaklaşık olarak %5. Bu büyük bir fark. Sterik engel kararlılığı çok büyük bir ölçüde etkiliyor. Buradaki etkiyi 1-3 diaksiyal etkileşim diye adlandırabiliriz. Buradaki birinci karbonsa Burada aksiyel bir grup olmalı. Buradaki de o zaman ikinci karbon olacak. Buradaki ise üçüncü karbon. Üçüncü karbonda da bir başka aksiyel gruptan bahsediyor olmalıyız. İşte bu ikisi birbirleriyle etkileşebilir. Zaten bu yüzden bu etkiye 1-3 diaksiyel etkileşim diyoruz. Aksiyel konumda olan iki şey birbirleriyle etkileşiyor. Evet. 1-3 diaksiyel etkileşim diye not alalım. Burada hidrojen içinde Aynı şeyden bahsedebiliriz. İşte bu sterik engel bu konformasyonun kararlılığını bozuyor. Eğer bu gruptan daha hacimli bir grup hidrojenlerle etkileşime giriyorsa bu etki çok daha kuvvetli oluyor. Örneğin metil grubunu tert-bütil grubuyla değiştirdiğimizi düşünelim. Evet, tert-bütil grubu. Bağların sadece bir kısmını çizdim. Bu grup birinci karbona bağlı. 1 3 diaksiyal etkileşim hakkında düşüneceksek şuraya birkaç hidrojen de ekleyelim. Burada metil grupları da olduğuna göre burada çok fazla sterik engel olacaktır. İşte bu nedenle de dengeye ulaşıldığında bu iki konformasyonu karşılaştırırsak %99,99 ,99 bu konformasyon olacaktır. Daha da hacimli olan tert-bütil grubunun ekvatoryal konumda olması sterik engeli büyük ölçüde azaltacaktır.